1880 yılında Prilep'te, Yugoslavya doğdu. İyi bir öğrenim gördü. İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra 13 Mart 1898'de Harbiye Mektebi'ne girdi ve 2 Ocak 1900'de piyade teğmen rütbesiyle mezun oldu. 4 Ocak 1904'te Kurmay Yüzbaşı olarak Selanik'te bulunan 3. Ordu emrine verildi. 1 Mart 1907'de Selanik Demiryolu Müfettişliğine nakledildi. Burada İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne katılarak 1908 devrimini hazırlayan kadro içinde yer aldı. 20 Mayıs 1908'de binbaşılığa yükseltilerek Selanik Jandarma Subay Okulu Komutanlığı'na getirildi. 12 Ocak 1909 tarihinde Paris'e askeri ataşe olarak gönderildi. 3 Temmuz 1911 tarihinde Arnavutluk Harekatı'nda İşkodra Mürettep Kuvvetler Kurmay Heyeti'ne görev aldı. 6 Ekim 1911 tarihinde Trablusgarp'a giderek Enver Bey ve Mustafa Kemal ile birlikte Afrika'da yapılan savaşlara katıldı. Osmanlı Mebusan Meclisi'nin ikinci dönemi için 13 Nisan 1912'de yapılan seçimde Manastır Milletvekili oldu. Meclis kapatılınca tekrar orduya dönerek 17 Kasım 1912'de Çanakkale Boğazı Mürettep Kuvvetler Kurmay Başkanlığı'na getirildi. 1913'de İttihat ve Terakki Genel Merkezi'ne üye seçilmiş ve genel sekreter olmuştur. Aynı yılın son aylarında 13 Ekim 1913'te Sofya'ya elçi olarak tayin edildi. Mebusan Meclisi'nin 3. döneminde 8 Aralık 1917'de İstanbul Milletvekili seçilerek elçilik görevinden ayrıldı. 15 Ağustos 1921'de İstanbul Milletvekilliğine seçilerek 1. dönemde TBMM'ne katıldı. Büyük Millet Meclisi tarafından Büyük Taarruz'da 10 Ekim 1921'de Dahiliye Nazırı olarak seçilen Fethi Bey, Roma, Paris ve Londra'ya giderek Yunanlıların Anadolu'dan çekilmelerini sağlayacak bir barış için çalışmıştır. Fethi Bey bu durumu, o sırada taarruz hazırlıklarını tamamlamak üzere bulunan Mustafa Kemal Atatürk'e bir telgrafla bildirdi. Daha sonra da Ankara'ya döndü. 4 Ekim 1922'de dahiliye vekaletinden istifa etti. Ki dönemde yeniden İstanbul Milletvekili seçildi. 14 Ağustos 1923'te Müdafaa-i Hukuk Grubu Başkan Vekilliğine getirildi. 4 Ağustos 1923 tarihinde Hüseyin Rauf Orbay'ın başbakanlık görevinden ayrılması üzerine başbakan seçildi. 14 Ağustos'ta İcra Vekilleri Heyeti Reisliği ve Dahiliye Vekaletine seçildi. Başbakanlık görevi de yaptı. 28 Ekim 1923'te bu görevden çekildi. Cumhuriyetin ilk meclisinin 1 Kasım 1923'teki toplantısında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı oldu. 1 Kasım 1924'te yine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi. Başbakanlıktan ayrılan İsmet İnönü'nün yerine tekrar 22 Kasım 1924'te Başbakan oldu. Milli Müdafaa Bakanlığı'nı da birlikte yürüttü. Fethi Okyar, Şubat 1925'te başlayan Şeyh Said İsyanı sırasında 2 Mart 1925'te Başbakanlıktan istifa etti. 11 Mart 1925'te Paris Büyükelçiliğine tayin edildi. Büyükelçi olarak çalıştığı Paris'ten, 1930 yılında dinlenmek için yurda gelen Fethi Okyar'a Mustafa Kemal Atatürk tarafından yeni bir parti kurması teklifi yapılması üzerine, 9 Ağustos 1930'da Büyükelçilikten istifa ederek Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı kurdu. 12 Ağustos 1930'da Genel Başkanı oldu. 24 Eylül 1930'da Gümüşhane Milletvekili olarak meclise girdi. Fakat bu parti kapatıldı. 17 Kasım 1930'da partisini feshetti. 31 Mart 1934'te Londra Büyükelçiliğine atandı. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünden sonra da çalışmalarına devam eden Fethi Okyar, 3 Nisan 1939'da 2. Refik Saydam kabinesinde Adalet Bakanı oldu. 12 Mart 1941'de Adalet Bakanı görevinden ayrılmıştır. 7 dönemde de Bolu Milletvekili olarak parlamentoya girdi ve birkaç yıl sonra 7 Mayıs 1943'te İstanbul'da 63 yaşında ölmüştür. Ali Fethi Okyar,
Galibe Okyar ile evliydi ve Nermin Kırdar adında kızı ve Osman adında oğlu vardır.